Arkadaşlar, hepinize merhabalar. Ben bugün sizlere öğretmen Barbie'yi tanıtacağım. Sanırım bu öğretmen Barbie'miz kimya hocası ya da biyoloji de olabilir. Ama fen bilimleriyle ilgili bir şey olduğu anlaşılıyor. Çünkü burada böyle deney tüpleri falan var. Mikroskop var vesaire vesaire. Coğrafya hocası da olabilir. Dünya var. Aslında bu bence sınıf öğretmeni arkadaşlar. Hepsiyle alakalı çünkü. Ben de bir sınıf öğretmeniyim arkadaşlar. O yüzden bence sınıf öğretmeni. Evet arkadaşlar, hemen uzatmadan kutuyu açıyorum. Evet arkadaşlar, kutusunu açtım. Arkayı fon olarak kullanabilirsiniz. Gerçekten güzel bir arka fonu var. O yüzden dikkatli bir şekilde açın zarar vermeden. Ben şurasına zarar verdim ve üzüldüm birazcık. Hadi şimdi Barbie'mizi kurtaralım. Ardından malzemeleri çıkaralım. Evet arkadaşlar, anlaşıldı. Bu benim aşk yaşayacağım bebeklerden bir tanesi olacak. Çünkü kalkülleri çok yakışmış. Çok güzel bakışları, gözleri. Yani yüzü klasik sarışın Barbie gibi dursa ama dursa da değil arkadaşlar. Şimdi kıyaslayacağım. Evet arkadaşlar, bakar mısınız? Gözleri daha çekik. Makyajı daha güzel kesinlikle. Ağzı daha büyük. Burnu daha ufak. Çok daha fazla beğendim bu bebeği. Aldığım için şu an çok mutluyum. Çünkü inanın vücut değişimi bile yapabilirim. Çok beğendim bebeği. Daha güzel bir vücut olabilir. Öyle değil mi? Sonsuz hareket vücudu gibi bir şeye koyabilirim. Çünkü kendisi çok tatlı, şirin. Tam bir sınıf öğretmeni arkadaşlar. Bakar mısınız? Ben sınıf öğretmenimi çok severdim. Her çocuk gibi. Bütün çocuklar biz sınıf öğretmenlerini çok sever. Çünkü çok cicili bir ciliyizdir. Kıyafetlerine çok dikkat ederdim ben öğretmenimin ufakken. Kendim öğretmen olunca da kıyafetlerime çok dikkat ettim. Hatta küçükken hep hayalimdi. Öğretmen olayım, her gün farklı bir kıyafet giyineyim falan diye böyle hep hayal kurar. Hatta bununla ilgili evcilik oynardım. Kıyafet değişimini çok severdim. Şimdi hemen çok lafı uzatmadan aksesuarları çıkaralım. Bu arada bebekten bahsetmediğimi fark ettim. Gözlüğünü çıkardım, böyle taktım. Gözlük de çok yakıştı gerçekten. Arkadaşlar, bacakları eklem değil. Hani merak ediyorsanız, sadece oturabiliyor şu şekilde. Ama diz kıramıyor, bilginiz olsun. Ve şöyle düz bir vücudu var. Bu şekilde zayıf Barbie'lerden. Arkası da böyle. Elbisesinin arkasında da cırt cırtı var şu şekilde. Elbisesi de çok hoş bence. Çok da yakışmış onun tarzına. Ve kolye de bütünlemiş gerçekten. Şimdi aksesuarları çıkarabiliriz. Bu arada çok bu arada diye giriyorum. Biz öğretmenler bütün gün ayakta kaldığımız için çok şirin babetleri var. Yeni fark ettim. O kadar tatlı ki bu babetler. Kutunun dışında fark etmiştim ama şimdi açınca yeni ilgimi çekti. Çok şirin duruyor. Böyle bir babetim hiç yoktu. Şu an böyle bir babetimiz olduğu için de çok ama çok mutlu oldum. Saçı daha koyu arkadaşlar. Fark ettiniz değil mi? Şöyle tutayım. Normal sarışın bebeklere göre bir tık daha koyu. Arkadaşlar, demeyeceğim malzemeleri açıyorum diye direkt alıp açacağım. Çünkü 2 saattir açamadım. Evet arkadaşlar, şimdi burada Fembix dersiyle ilgili şeyler var. Bu büyük ihtimal Chelsea'lerin öğretmeni olacak evciliklerimde arkadaşlar. Chelsea okulda setim de var zaten, onu da açacağım sizlerle. Hatta bundan sonra o seti bile açabilirim arkadaşlar. Merak edenleriniz varsa takip edebilirsiniz. İçinden böyle bir şey çıkıyor arkadaşlar. Sürahi gibi. Kimya dersinde kullanılır büyük ihtimal bu. Evet arkadaşlar, ben en iyisi şöyle masayı koydum buraya. Çıkan şeyleri koyacağım. Bunu tanıtmıştık. Laboratuvar tüpleri çıkıyor arkadaşlar. Şöyle 2 adet. Onları böyle koyalım. Dik tutamayacağız. Koymak için bir şey yok maalesef. Bir adet yine laboratuvarda çalışmak için böyle bir malzememiz var. Bir adet mikroskopumuz var arkadaşlar. Biyoloji dersinde bir şeyleri incelemek için kullanabiliriz. Öyle düşünüyorum. Bir adet böyle öğretmenin not şeyi var. Çizelgesi. Hemen eline tutturalım. Şu şekilde. Çok güzel oldu bu. Çok güzel. Evciliklerimizde oynarız arkadaşlar bol bol. Sonsuz hareketlerde daha güzel durur. Bir adet böyle ajandamız var arkadaşlar.
kitaplar ya da üst üste. Evet, üst üste bir sürü kitaplar var arkadaşlar. Bunları bir masamız olursa şöyle tutturabiliriz. Aslında var, Chelsea okulundanın masası var. Onun haricinde bakayım, bir Chelsea'nin evinde de masa çıkmıştı. Bunları böyle tutturabileceğimiz. O şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdilik şöyle dursunlar. Bir adet laptop çıktı. Bu bizim üçüncü laptopumuz sanırım. Hemen hemen her setten artık laptop da çıkmaya başladı. Şu şekilde. Bu sette hayvan yok arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Çok şaşırdım. Evet arkadaşlar. Tekrar açıyorum. Evet. Bu şekilde koyuyorum. Laptopumuzda ve böyle dünya küre şeklinde, dünya haritası şu şekilde dönüyor ama dünya, o şarkı geldi aklıma. Böyle arkadaşlar, çok güzel bir setimiz daha oldu. Malzemeleri çok güzel. Evciliklerimizde bol bol oynayabileceğimiz öğretmen Barbie'miz. Chelsea'lerimizle birlikte. Her gün okula gidip geliriz artık. Derslerde bir şeyler öğreniriz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı arkadaşlar unutmayın. Kanal abone sayım çok az arkadaşlar. 34 sadece. Lütfen biraz artması gerekiyor. Yardımcı olursanız, destek olursanız çok ama çok sevinirim. Şöyle bir kalp atıyorum sizlere. Çok seviyorum. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.